Hadis Savunması isimli eserimizin 25. dersindeyiz. Bu derse kadar hep Kur'an'la konuştuk. Bu dersle birlikte hadis usulüne dair bazı bilgiler paylaşacağız. Bu bilgiler sayesinde hadislerin ne kadar güvenilir olduğu ortaya çıkacak. Bu derste işleyeceğimiz konu ravide aranan şartlar. Kendisinden hadis nakledilen ravide şu şartlar aranır. 1- Ravi Müslüman olmalıdır. Müslüman olmayandan hadis alınmaz. 2- Ravi akıl sahibi olmalıdır. Temiz yaşına gelmeyenden ve mecnundan hadis alınmaz. 3- Ravi doğru sözlü olmalıdır. Yalancı bilinen kimseden hadis alınmaz. 4- Ravi meşhur olmalıdır. Yani kendisinden en az iki kişi hadis almış olmalı veya ceh ve tadil yönünden hali bilinmelidir. Meşhur olmayandan hadis alınmaz. 5- Ravi müdellis olmalıdır. Yani hadis rivayetini dürüst bir şekilde yapmalıdır. Eğer ravi hadisin senedindeki veya metnindeki bir kısım kusurları gizlemeye kalkarsa, bu kimseden hadis alınmaz. 6. Ravi diyanet sahibi olmalıdır. Farzları yapmayan ve haramları işleyen kimseden hadis alınmaz. 7. Ravinin itikadı düzgün olmalıdır. Küfre düşen sapık inen sahiplerinden hadis alınmaz. Ehli bida olan şiadan hadis alınırsa da onların küfre düşenlerinden yine hadis alınmaz. 8. Ravi mürüvvet sahibi olmalıdır. Yani insani yönü ve ahlaki durumu güzel olup öf ve edebe riayet etmelidir. Mürüvveti noksan kişiden hadis alınmaz. 9. Ravinin zaptı tam olmalıdır. Yazdıklarına ve ezberlediklerine hakim olmalıdır. Hafızası zayıf olan kimselerden Hadis alınmaz. 10. Hadisin senedinde kopukluk olmamalıdır. Buna ittisal şartı denir. Hadisin sahih olabilmesi için Efendimiz Aleyhisselatu vesselam'a kadar birbirini görmüş raviler kanalıyla gelmelidir. Arada kopukluk olursa bu hadis sahih olmaz. 11. Hadise muhalefet olmamalıdır. Yani hadis bir başka hadisin veya ayetin hükmüne muhalefet etmemelidir. Muhalefet taşıyan hadisler sayı olmaz. Bunlara şaz, münker gibi isimler verilmiştir. 12. Hadis muallel olmamalıdır. Yani herkesin fark edemeyip sadece hadis ilmini çok iyi bilenlerin keşfedeceği ince bir kusur bulunmamalıdır. Bir hadisi sahih kabul edebilmek için bu 12 şartı aramada alimler müttefiktirler. Bunlardan biri eksik olursa hadis sahih olmaz. Bu şartlardan başka bir de hususi şartlar vardır. Mesela İmam Buhari'ye göre ravi hadisi kimden rivayet ediyorsa onunla beraberliği olmalı ve uzun bir müddet onunla yaşamalıdır. Demek İmam Buhari'ye göre biraz evvel saydığımız 12 şart bir hadiste bulunsa dahi hadisin ravisi, hadisi aldığı şahısla uzun bir zaman yaşamamışsa bu hadis sahih değildir. İşte hadis alimleri bir hadisi sahih kabul ederken adeta kılı kırk yarmış, ve hadisi ondan sonra sahih kabul etmiştik. Hal böyleyken onların sahih kabul ettiği bir hadise uydurma demek ancak kişinin cehaletindendir. Onların sahih dediği bir hadis bizim nazarımızda da sahihtir. Bir sonraki derste görüşünceye kadar Allah'a emanet olun.